Öncelikle ev nasıldı? Kirli miydi? 4 saat içinde en iyisini yapabildiğimi Selma abla. Buyur. Bence yapamadı. Patladanak ondan girmeseydin bari, bence yapamadı. Neden yapamadı? Neden yapamadı? Benim mutfağım tamamen yağ içindeydi. Ben eğer birini eleştireceksem... Mutfak yağsız mıydı? Ben konuşuyorum Kadir Bey. Peki, buyurun. Severler vallahi. Olmuyor mu yani? Hani buyurun, ben biraz şey... Pardon, lafını böldüm. Buyur, devam et. Aman lafını böldüm, özür dilerim. Kadir Bey başkasından alalım. Tamam, ben başkasından alayım. Senden devam edelim. Tamam. Nasıl buldun? Ev senin için yağlı mıydı, kirli miydi? Selma abla elinden geleni yaptı mı? Selma abla ilk önce eline koluna sağlık. Sağ. Şöyle diyeyim, Selma abla elinden geleni yapamamış. Şöyle yapamamış. İlk önce oturma odasından başlıyorum. Oturma odasında petek. Peteğin üstünde tozları var. Bu bir. İkincisi koltuğu açtığımda koltukta örümcek ağları vardı. Abla koltukları silmeni beklerdim. Silmemişsin. En azından şu kollarını falan bir vursaydın bezine. Koltuk silmelik miymiş, hele bir sor. Koltuk silmelik mi peki? Ablacığım baksana hala duruyor lekeleri. Onların altlarını Kadir Bey aldı. Artı oranın tozlarını kremleyerek aldık. Nasıl ablacığım, toz var? Ablacığım bakabilirsin, kenarlarda hala tozlar var, kir var. Evet. Yani gösterebilirim. Bu çekyatın altının iç kasasını sildik, süpürdük. Onu ellemedik. Bunun işte ben örümceği bu koltukta onda gördüm. Evet, onda vardı. En azından bak, çünkü lekeler hala duruyor zaten. Koltukları silmedik zaten. Ha işte. Hani silmeni ya, beklerdim dedim zaten. Klimanın üstünde tozlar vardı. Bir de abla konsolun kapaklarında hala yağ lekeleri var. Nerede? Var. Konsolun nasıl kapağında. Nasıl sildiğimi gördünüz herhalde. Gördüm ama abla kalmış yani, göstereyim tamam. İnanmıyorsan. Şey, mutfağa gittiğimizde mutfak olduğu gibi geldi olduğu bana. Pek gibi. Bir değişiklik gelmedi. Sadece orada beğendiğim mutfak dolabının üstünü güzel yapmışsın. Eline sağlık. Çok pardon, mutfak olduğu gibi duruyor abla, öyle mi? Abla dur, anlatıyorum. İlk geldiğinde nasıldı tamam, mutfak abla, peki? Mutfak çok yağlıydı. He. Mutfağın bir tek dolap üstünü beğendim ve üst kapakları beğendim ama altı hiç girmemiş gibisin. Hangi altı? Alt dolaplara. Çekmecenin içi hala kirli, en yağlı. Üstte, en üste girmedik, girdirmediler çünkü. Zamanımız şeydi, kısıtlıydı. Çünkü ben öyle baştan sağma bir iş yapmak istemedim. Yani böyle hani onun tozunu alıp da bunun tozunu almak, yani almayayım bırakayım diye hiç öyle bir düşünceye kapılmadım. Hatta bunlar çok uğraşıyorsun diye. Zamanımız yetmeyecek diye beni o tarafa götürdüler. Abla bulaşık makinesini çektiğimizde arkası olduğu bulaşık gibi duruyor. Bulaşık makinesini çekemedik zaten. O su şeyleri vardı. Su hortumlarından, hortumlarından dolayı çekemedik bu tarafa. Orası gelmedi çok kötü yani. Ama biz çektik. Ben çektim. Ben de çektim. Ama. Dışarı çıktı mı? Evet, ben çıkmadım. Çıkmadım. Ama uğraştık en azından biz. O da çekemedi, ben de çekemedim. Serhan'ın da ben komple açtım. Altından tuttum, çak diye bir çektim komple. Peki arkasına biri girebilecek kadar yer açıldı mı? En azından bir paspas da yapabilirdi. Ben yorumumu yapabilir miyim? Pardon. Teşekkür ederim. Yani mutfağın alt kısmını, alt dolaplarını hiç beğenmedim. O yağ kırıntıları hala duruyor. Çekmeceler desen aynı şekilde duruyor. Yani mutfak bir değişiklik yok. Buzdolabı güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Puanım 2. Aferin. Ama abla gerçekten mutfağın olduğu aferin. Gibi duruyor. Senin mutfağınla mutfakta, benim mutfağımı aynı kıyaslayabiliyorsun abla, yani ben, değil mi? Bak ben şu an kendi mutfağımı kendi konuşmuyorum. Kendi mutfağınla benim mutfağımı kıyaslayabiliyor abla, musun? Bak ne diyorum, senin benim mutfağımda iki tane geçti. Göz vardı. Ben şu an gördüğümü söylüyorum. Mutfak şekilde, olduğu gibi yağ duruyor. Nerede çekmece... duruyor? Abla gel göstereyim her baktın tarafı mı yukarılara? Ya. Baktın mı yukarıya güzelce? Her tarafı bak, bir tek mutfağın üst dolaplarını beğendim zaten. Üstünü tek beğendim, başka bir şey yok sen mutfakta. Sen o üstü gördün değil mi? Şu parmağın şu yarısına kadar doluydu, yağ doluydu. El değmemiş tamam, gibi tamam, duruyor. Tamam değmedi. Değdirmedik zaten. Biz öyle bir göründük oralarda. Evet, Seher'den ilk puan 2 geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Havva sen kendine geldi. Senden devam edelim. Mutfak için ne diyorsun? Öncelikle Kadir Bey, benim eğer yapamayacağım bir iş varsa yapacakmışım gibi davranmam. Kendimde o ne demek? Yani kendim kusurluysam başkasından kusur aramam. Asla yani aramam. Selma abla yapamayacağı halde senin gününde eksik mi buldu bu yüzden? Evet, evet, evet. Bir tek benim beğendiğim camdır. Benim peteğimi eleştirdi Selma Hanım. Olduğu gibi petek kamera çeksin duruyor bir. Nerede duruyor? Ben konuşayım ondan sonra ben siz konuşun. Ben de konuşacağım, ne demekse ben tamam, konuşayım ondan sonra. Tamam peteği dön arkana bak. Böyle bir şey yok. Benim çekmecemi gösteriyordu. Sen dön peki... arkana bakar mısın? Dön ya, arkana bak. Hayatım bak. İkincisi sen, Kadir Bey. Aksesuar bir sebba koydun oraya çiçekle. O çiçeğe şey... Orada yoktu, hayır. Valla olur orada olmaz. Yoktu. Benim odama konulacak bir şey ben elden geçiririm, gözden orada geçiririm. Orada yoktu. Şimdi o yalandan yere çamur atmak için insanları karalamayın bence. Tabii canım. Oo. Yapamadınız madem tabii. Deyin ki evet avanmışsınız. Benden üstünsünüz deyin. Bak bakayım. Tamam, ikincisi sobanın üstüne bakabilirsiniz. Kesinlikle boru alınmamış. Boruyu almadık ki zaten. Boruyu nasıl alalım?
Niye benim her şeyimi açabilirsin? Yanan sobaya nasıl alayım? İçine mi giriyorum? Almadın diye. Boruyu ıslak bezle alacaksın. Niye alayım ıslak bezle? İkincisi camı silerken bana dedin ki çerçeveyi sildin dedin cama sürdün dedin. He? Sen nasıl kadınsın demek benim istedin. Benim bezlerim ayrıydı sen ama. Sen nasıl kadınsın? Benim bezlerim sen... ayrı. Benim bezlerim hayır, ayrı. Hayır ben özellikle kaldırdım. Evet ayrıydı. Özellikle bitti de derken özellikle benim... size baktım. Bana baktım. Göreceksiniz. Evet. Ha, o yana bir yana gezerken bana arkadaşlar çıktı. Tabii tabii. Ben size baktım. Sen evi gezerken sessizce kenarda dedin ki ben bir şeye bakacağım. Evet. Ona mı baktın? Evet bana çünkü bir yorum yaptı. Bir bezle mi sildi? Evet bana yorum yaptı. 3 tane bezle sildi. Hayır kim bakın cam onu? Tertemiz olmuş. Bakarsın görürsün. Cam tertemiz olmuş ama bana yaptığı yorum dedi ki çerçeveye kullandığın bezi cama sürdün dedi. Özellikle dikkat ettim bir şey bakacağım dedim ya ona baktım kaldım. Ben sana çerçeve... Ben sana çerçeve... Dedim. Ben birinde kusur arıyorsam... Ben sana çerçeveye sürdüğün gerekiyor. Bezi demedim. Çerçeve sürdüğün bezi cama sürdüğün... Bakacaksınız. Onu, hayatım onu sen... İzlediğinizden istersen, göreceksiniz. İstersen onu sen bir düşün ben sana çerçeveyle... Ya ben arkadaşlar bu şekilde mi dedim bana? Hiç bu şekilde bana onu sanki Aysel dedi gibi. Ben söylemedim hayır, ki sana şey, ben söylemedim ki sana o cümleyi. Hayır Selma cümle da söyledi. Ben cümlemi ben onu hiçbir şey söylemedim. Bir Aysel'e bir soralım ilgili. Ben buyur Aysel. O yorumu ben yaptım ama beni destekleyecek yorumlar da Selma Hanım'dan da geldi. Aynı tamam. şeyi söyledim. Halayın başını sen çektin gerisini İkincisi Selma Hanım'a. İkincisi mutfağa geçelim. Hayır şöyle yorum yapıyorsan bir şöyle ilk önce bir... Ben elimi vicdanla önce... koydum ablacığım tamam. rahatım ben. Tamam da rahatsan... Ben rahatım sen rahatsan ben bak, çok rahatım. Rahatsan eğer bak rahatsan... Kim ne söylemiş ona göre yorum yap. Ya ben kimse değil. Öyle ben laf olsun diye yorum adaletli yapma. Adaletli konuşuyorum. Çok. Kim ne yaptıysa ben ona da aynı şekilde yorum yaptım. Dedim kadar... ki bunu yapmamış dedim. Kombi kesinlikle borusu gidip bakabilirsiniz. Tamamen duruyor. Sadece bir mutfak dolabı yalandan silinmiş. Yalandı. Evet buzdolabını sizsiniz. Tam çekimlerden sonra banyoya, seni silersin. Banyoya. Çok güzel temizlik yapıyorsun ya. Banyoya kesinlikle dokunmamış. Gidin bakın duşakabin örümcek ağa bağlamış. Duşakabini Kadir Bey yaptı. Kadir bu kadar mı temizlik yapıyorsun sen? Duşakabine girmedin ki kız. Sen niye suçu benim üstüme atıyorsun? Ben şey yaptım. Ben banyo dolabını yaptım. Gerisini üstüme yani, aldım. Zaten kaç dakikamız Kadir vardı? Bizim 5 dakikamız vardı. 5 dakika. Benim tuvaletim, hayır, benim tuvaletim siz gördünüz pislik içindeydi. Ben elimi sokup yaptım. Tuvalette hiçbir şey yoktu burada. Yani o kadar sen uğraştım. Camı vardı. Cama kesinlikle. Cam kes. Kadir Bey gidin bakın yani, Allah aşkına. Yapar mısın? Soktum. Cam olduğu bir kere gibi duruyor. Şunu açıklık getirelim duşakabine girmedik. Tamam camın madem küçücük bir cam var onu silseydiniz örümceği alsaydınız. Son 20 dakika kala ben daha her da şeye el 10 dakika, 10 dakika kala sanırım. Girdik. Kadir Bey ben her şeye el sürdüğüm halde bana kusur arandı. En azından ben el sürdüm. Ben tamam, de sürdüm. Çıkartmayabilirim. Ben hayır de cam öylece duruyor örümcek öylece duruyor tamam, Allah. Ben de sürdüm. Peki ver puanını Havva. 2'dir Kadir Bey. Gerçekten 2'yi de hak etmediğimi düşünüyorum. Güzel anlaşmışsınız da gelmişsiniz maşallah. Allah aşkına. O zaman keşke, keşke ben Kadir Bey, keşke ben size 3 vermeseydim. İzin Allah hiçbir şey yetiştirememişsin. Koltuk silmemişsin. Koltuk Kadir silmedi. Bey sen sildin, sildin mi canlı. Koltuk? Evet sildin. Nereye sildin? Senin Kadir sildiğin koltuk silmedi orada. Mi ben? Senin sildiğin koltuklarını gördüm. En azından ben el attım. Sen onu da yapmadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.